Şimdi ses seviyesi sensörünü inceleyeceğiz, şu sensörü. Kimi sensörler 4 bacaklı benimki gibi. Kimisi de 3 bacaklı. Normalde bunlar için kütüphane gerekiyor. Fakat bu çalışmamızda basit bir şey göstereceğim için kütüphane kullanmaya gerek yok. Şimdi şunların bacaklarına geldiğimizde zaten şu şekilde yazıyor. A0 G artı diye. A0'ı şu analog pinlerden birine. Ondan sonra A0 yazdığı için muhtemelen sadece A0'ı kabul edecektir. Onun dışında G, GND de pozitif olan var. O da artı 5 volt. Diğerinin ne olduğunu ben de bilmiyorum. DO şeklinde yazıyor. Normal iki tip satılıyor çünkü bunlar. Karşınızda o şekilde çıkabilir. Diğeri A0, bu GND, toprak yani. GND ve artı 5 volt. Dediğim gibi kütüphane kullanmaya gerek kalmayacak. Şimdi programlama kısmında şu şekilde yaptım. Birine düşük seste yeşil, daha yüksek seste kırmızı, ikisi birlikte yanacak. Daha rahat görünmesi için şöyle bir metal aldım, aslında elle de çalışıyor, şöyle şıklatma şeklinde. Yani yumuşak şıklatınca veya sert şıklatınca algılıyor. Fakat daha iyi sonuç almak için metalle teması daha hoş olacaktır. Yani yumuşak vurduğumda, sert vurduğumda hoparlöre ne kadar yakın vurursanız o kadar verim alırsınız. Oldukça hassas. Yeşili eğer düşük ses varsa, yani yarımdan da az bir milisaniyede tekrar sönüyor, fakat sert vurduğumuzda 1 saniye kadar yanıyor. Şöyle dik vurduğumda 2 yansın. Şöyle vurduğumda tek. Evet. Şimdi bunun programlanma kısmına geçelim. Şeyle de yapabiliriz yani. Elle de yapabiliriz. Güçlü şıklattığımda çift yanar. Sert şıklattığımda bu şekilde. Yani nasıl bir çalışma yapabilirsiniz? Yani bu değerlerle iyice oynayarak, yani el mi şıklatmışım, alkış mı yapmışım, aradaki farkı görürüz aslında. Biraz oynamak gerekiyor. Yani şunu da söylemekte fayda var. Bunun üzerinde bir bir potansiyometresi var kendine has. Üstünde. Bunu çevirerek istediğimiz değerleri getirmemiz gerekiyor. Evet, şimdi bunu anlatmadan önce eşikten bahsedelim. Şu seviyemizi eşik olarak kabul edelim ses dalgalarını. Bunu geçtiği anda eşik değeri, yani sınır noktasını geçtiği anda çalışır. Yani eşik sınır noktası, sınır noktasının üstüne çıktığı an çalışır. Yani şuralarda gitmesi bunu hiçbir şekilde alakadar etmez. Fakat üstüne çıktığı an ne kadar çıktığı da alakadar etmez. Başka bir eşik noktası yoksa. Şimdi ses seviyesini bu ikisine tanımlama için kullandık. Bu integer iki tane eşik değeri belirledik. Şimdi void setup kısmına geldik. İki tane led kullandığımız için bunu kullandık. Seri haberleşme. Ses seviyesi aynı potansiyometre mantığındaki gibi, derste söylediklerimiz gibi seviyeyi, bu analog A0'ı burada buna eşit dedik. Yani buna A0 da diyebiliriz. A0 da diyebiliriz. Şu şekilde düşünün. Şu ikisi birbiriyle
bağlantılı. Bu bağlantıyı bu şekilde kuruyoruz. Şimdi burada da seviye, bu seviye eşiği geçerse, 620'yi geçerse ilk durum için yeşil buton için, yeşil LED'imiz için, yeşil LED için ne oluyor? Çok kısa bir sürede yan, sön. Eğer ikinci eşiği geçerse ilk iki LED yan, bir saniye kadar bekle, sonra sön. Eğer iki durum da yoksa else komutuyla ikisini de sönük şekilde bırak. Yani bu da asıl bilmemiz gereken şu, yine potansiyometre mantığı. İki tane eşik değeri seçmemizdir dersimiz. Bu kadar